Bunca senedir yanlarında çalışıyordunuz. Nasıl koydular öyle kapının önüne? Vallahi gözümüzün yaşına bakmadılar. Barış Bey'in aleyhine kim tanıklık ettiyse köşkte hepsini kovdular. Aman beyler götürsün onu. Ya ben aslında tahmin ettim böyle olacağını. O yüzden dedim çağırayım da şöyle bir dertleşelim, konuşalım. Ya orada hiç sohbet imkanımız olmadı ki. Hep onların burnunun büyüklüğünden olmadı işte. Ya ben hep kaynaşmak istedim aslında. Ama işte Ebru Hanım izin vermiyordu ki. Neyse boş verin, geçmiş zaman. Siz böyle arayınca ben de içimi dökmek istedim. Sen söylemişsin şöminede kanlı elbiseleri yaktıklarını, öyle mi? Gören herkes söyledi. Ebru Hanım külleri saklamaya kalkınca biz de anladık bir şeyler döndüğünü. Polis evde gelip soruşturma yapana kadar aklımıza gelmedi ki bizim de cinayet olduğu. Yani hiç kusura bakma da vallahi hepiniz ayakta uyumuşsunuz. Yani o Sima'yı getirmişler oraya. Hiç mi görmediniz, hiç mi bir şey duymadınız ya? Vallahi duymadık. Barış Bey misafir köşkünün kapısını herkese kapatmıştı. Temizlik için bile bizi içeri almıyordu. Biz de bunalımda zannediyorduk. Meğersem plan peşindeymiş. Görüyor musun? Banu Hanım'ın sakinleştirici ilaçlarını alıp kıza içirmiş. Uyutup zaman kazandı zar. Kızı orada eli ağzı bağlı bırakıp kaçmış. Şoförü yolda indiğini söylüyor. Sonra da görmemiş. Şoförün de başını yakmış. Neydi o adamın adı? Şahin. Ha, Şahin. Parayla kandırmış onu da. Adam ne yapsın bir yerde emir kulu. Mecburen yardım etmiş. Aptallığına doymasın o da. Ne oldu, patronu kaçtı gitti. O da girdi cezaevine. Ebru Hanım perişan şimdi tabii değil mi? Ben evdeyken öyleydi. Odasına kapattı kendisini. Ne ağladı ne ağladı. Banu Hanım deseniz zaten. Aman bırak ondan bahsetme hiç. Az yapmadı oğluma terelelli. Ettiklerini çekiyor hepsi şimdi, ettiklerini. Benim çocuğumun yuvasını yıktılar. Günahını da çekecekler. Ya benim çocuğum karısını seviyordu. Ya Banu da seviyordu. Ya deli meli. Onlar yani kendi yollarına gayet güzel geçiniyorlardı. Ne oldu yani, ayırdılar da şimdi. Bak Banu daha da delirdi. Bu gidişle daha da kötü olacak. Olacağına baksa. Biz de aramızda konuşuyorduk Güney Bey'e çok haksızlık ediyorlar diye. Handan Hanım size bir şey söyleyeceğim ama beni işten kovdukları için değil. Vicdanım rahatsız olduğu için. Söyle söyle. Daha neler var senin dilinin altında? Bana yapacaklarını yaptılar artık. Kimseden korkum yok. Ama benden duymuş olmayın. Ya kızım çatlatmayı sana söyle. Banu Hanım hamile. Hamile mi? Yani o gazetede yazılanlar doğru. Doğru. Ama bunu Güney Bey'den saklamak vicdansızlık değil mi? Ben o zaman acaba mı deyince Güney ihtimal bile vermedi. Ne olacak şimdi? Yani nasıl söyleyeceğiz biz Güney'e? Hayır, öğrendikten sonra ne olacak bunca şeyin üzerine? Bunlar yeniden birleşecekler mi, birleşmeyecekler mi? Onlardan hiç ses çıkmadığına göre. Yani herhalde Banu'nun niyeti yok. Ya biz de Güney'e söylemeyelim o zaman, çocuğun aklı karışmasın. Ben de öyle düşündüm ama nasıl olur? Ya şimdi benim de kafam allak bullak oldu. Ama öğrenmesin şu sıra, söylemeyelim. Sen de tut çeneni ne olur. Yani zaten kafası dağınık. Yani bir de bununla şimdi kafasını iyice karıştırmayalım çocuğun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.